Nine, onlar ne? Güzel kızım, bunlar darı tohumu. Aa, darı ne nine? Ben biliyorum, mısır değil mi? Evet oğlum, mısır tohumu. Bir tane mısırdan bir sürü mısır mı çıkıyor yani? Güzel kızım, eğer bakmayı bilirsen her şeyde bir mucize görebilirsin. Hadi şu darıları ekelim de siz de ilk mısırlarınızı büyütün. İlk defa mısır yetiştireceğim, yaşasın. Sare, hadi kahvaltıya gel. Geliyorum abi. Haydi bismillah. Dede, mısırlar ne zaman büyür? Güzel kızım, biraz sabret. Çok kısa zamanda yeşerirler. Aa, nine, çiçeklere döktüğün ne? Canım kızım, keçilerin gübresini döktüm ki daha güzel büyüsünler. Sare, neden kıvırcığı kovalıyorsun? Şey, ondan mısırlarıma gübre isteyeceğim. Beni izle. Abi, bundan daha çok olsa daha çabuk büyürler değil mi? Evet Sare, yarın yine koyarız. Gübrenin rengi daha koyuydu galiba. İşte şimdi oldu. Merak etmeyin mısırlar. Hemen büyüyeceksiniz. Yaşasın. Biliyordum hemen büyüyeceğinizi. Tadınız nasıl acaba? Şimdi anlarız.
İlahi çocuk, çok yaşa emi. Bak, bak dedeciğim, mısırlar kocaman oldu. Rüyaymış. Hala büyümemişler. Gübre yerine nohutları dökmüşsün akıllım. Özür dilerim dedeciğim. Sabredemedim ben. Ah benim iyi kalpli torunlarım. Siz Hazreti Yakup'un sabrını duydunuz mu? Hiç duymadık dede. Hazreti Yakup'un çok sevdiği oğlu Yusuf, bir gün abileriyle birlikte koyunları otlatmaya gittiğinde kaybolur. Oğlunun kaybolduğunu duyan Hazreti Yakup, onun bir gün çıkıp geleceği ümidiyle yıllarca bekler. Allah'a dua eder. Yıllar sonra oğlu Yusuf'un yaşadığını ve hatta Mısır'a sultan olduğunu öğrenir. Hazreti Yakup oğluna tekrar kavuştuğu için Allah'a şükreder. Dedeciğim, Mısır tarlalarına mı sultan olmuş? Mısır adında bir ülkede sultan olmuş. Piramitlerin olduğu ülkede. İşte böyle çocuklar. Sabrın sonu selamettir. Hı? Dede, dede, yeşeriyorlar. Ha ha ha!